ameliyatınız vardı da. Bir burun ameliyatı oldu. Ben de kız kardeşim. Bunu böyle mi koydun? Evet, aynen öyle. Şaka yapıyor. Üstünde de seni seviyorum yazıyor. Kocası almış tahmin, ne yapayım? Ama senin dolapta ne alaka? Bende kaldılar da o yüzden. Aha, ben baktım. Böyle. Bak burnum küçük ya, taşıyamıyor. Burnun küçük mü? Büyük mü? O zaman patronçelerime sesleniyorum. Bir estetik ameliyatı olursa çok mutlu olurum. Yo, bence çok karakteristik bir burnum var. Ya, bu da yeni yalan. Bu da yeni yalan. Çirkinsin diye mi çok karakteristik duruyor? Ne karakteri? An özellikleri ne karakterini? Karadeniz burnu. Büyük işte, kurban oldum. Niye bunu? Tamam, karakteristik özellik. Karadenizlerin burnuna büyük dedin. Ben bir Karadenizli olarak doğru bulmuyorum. Ama genelde... Ama lafı ve sözü size bırakıyorum. Siz gerekeni zaten evinizde oturduğunuz yerde söylüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben sayayım mı burnunun karakterini? Say. Ucu şöyle hafif düşük, şuradan minnak. Ucu düşük diye bir karakter özelliği yok. Sevimli, hoş, gülümseyen, kahkaha atan. Artık bu böyle şeyler hani... Karakter özelliklerini say. Minnak bir virajı var. Virajı var, vardır. Şurada bir kemik çıkıntısı var. Kıvrım o. Başka? Delik kısmına doğru genişliyor. Evet, o da daha rahat nefes alabilmem adına zamanla oluşturulmuş bir tünel. Tamam, ucunda da bir et parçası var. İnanır mısın? O da böyle şöyle yapmaktan, bak bak. İnsanlar beni hep böyle sever. Tabii. Yani. O, ben oynamıyorum. İnsanlar sever beni böyle. Ay canım, ne tontiş. Bana fındık burunlum diyen var ki evindeki fındığının GDO'sundan bahsetmek dahi istemiyorum. O zaman. Tavuk var. Kıyma da var ha. Ama yok, bu aralar kıyma yaptık ya. Tavuk yapmak istiyorum. Aa, süper olur. Sever misin? Kalça bakın. Ben de olsam tavuğu böyle alırım bu arada bakın. Donuk olduğu için çıkartamayacağım şimdi. Ya ben tavuğun her türlüsünü yiyorum. Kalça, tavuğu bence de böyle tüketin. Kalça ayrı, kemik çek. Elinizde ben size bugün bıçakla birlikte nasıl temizlenmesi gerektiğini anlatayım. Tamam. Böyle kullanırsanız çok daha güzel oluyor bence. Şimdi bir de kuru bakliyatlarına bakayım ki... Hemen burada yine en sevdiğimiz mutfaklardan biri. Alen abicim, teşekkür ederim. Zumur'un da açısının rahat olduğu bir mutfakta olduğumuz için. Esra Hanım, bakliyat reyonunuza 10 puan veriyorum. Bu mesafeden saklama kutularının içinde ne olduğuna dair pek fikrim olmasa da genel izlenimim iyi. Tebrikler. Bunun var şekerin, var cevizin var. Yapacak şeyleri böyle kafamda aşağı yukarı belli ettim. Tavuk da var. Bu neydi? Sarımsak. Ana bak 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 bak. Baby patatesim var. Bunlar çok güzel. Bunlarla alakalı çok da bize ana yemeğe de destek çıkar. Normalde tavukla yapacaktım. Bunları da kullanırım. O zaman bu evde her şeyin olduğunu varsayaraktan bu evde de kaliteli yemek yapmak adına şu mor lahanayı değerlendirdiğimiz, hatta belki de mutfakta nasıl saklanmalı, amanın üstü kararıyor altı çamuluyor dediğiniz duyar gibi oluyorum. Ama öyle demeyin çünkü çok güzel bir püf noktam var. Başlangıçta görüşmek dileğiyle. Sen beni bayağı izliyorsun. İzliyorum. Kurban oldu. Neler otur istersen televizyonda izle. O zaman biz böyle elimizi yüzümüzü bir yıkayıp önlüklerimizi giyip burada başlangıçta birlikte buluşuyoruz. Hadi efendim. Bakalım. Görüşürüz. Biz güzelce malzemelerimizi önümüze aldık. Görüyorum ki Esra Hanımcığım nezaketen ceketini de çıkartmış. Evet. Yardım edeceksiniz inşallah. Yardım edeceğim sana. Olması gereken de...